Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlara devam ediyoruz. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, video ders notları kitabımızın sayfa 59'da yer alan 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri, Almanya niye Osmanlı'yı kendi yanında savaşa istiyor, onları işleyeceğiz. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti savaştan önce İngiltere ve Fransa'ya diyor ki biz bu savaşa birlikte girelim, ittifak kuralım diyorlar. Tabii İngiltere ve Fransa'nın yayılmacı politika izlemesi ve Osmanlı'nın üzerinde çıkarlarının olması elbette bu savaşa yani bir ittifak teklifini reddetmesine yol açıyor. Yani düşünsene, sen birine düşmansın, ondan bir çıkarım var. İki taktik uygulaman lazım. Ya düşman olacaksın, çok güçlüysen düşman olursun, ağzını burnunu kırarsın. İstediğini alırsın. Tabii biz ağız bunu kırma çok doğru şeyler değil. Biz yine ona karşıyız. Ama İngiltere ve Fransa bu yola gitmedi. Dedi ki biz savaşırız mis gibi. Ondan sonra kazanamazsak antlaşmalarla Osmanlı'nın çıkarlarımızı elde ederiz. Dolayısıyla Osmanlı'yı ham madde kaynağı olarak gördükleri için bu teklifi reddediyorlar arkadaşlar. Sözün özü. İngiltere Osmanlı Devleti'ne diyor ki bak bu savaşa girme kanka diyor. Tarafsız kal, kapitülasyonları gözden geçireyim. Kapitülasyonlar neydi? Ekonomik, siyasi, sosyal ayrıcalıklar. Yani bir devletin başka bir devlete verdiği ekonomik, siyasi ve sosyal ayrıcalıklardır. Mesela Osmanlı Fransa'ya kapitülasyon verdiği zaman, ekonomik kapitülasyon, Fransız ürünlere gümrükten Osmanlı sınırlarına girdiği zaman 2 lira vergi ödüyor. Ama kapitülasyon elde etmeyen devletin ürünü 5 lira vergi ödüyor. Bu da büyük bir ayrıcalık ekonomik olarak sağlıyor. Arkadaşlar, İngiltere'de bu tutumu karşısında bu dönem Osmanlı'nın başında bulunan İttihat ve Terakki yönetimi tarafsız kalınması halinde toprak bütünlüğünün korunamayacağı düşüncesinde. Yani diyor ki biz bu savaşta tarafsız kalamayız. Yani mutlaka bir tarafa savaşa gireceğiz yani. Eğer savaşa girmezsek çok toprak kaybederiz, toprak bütünlüğümüzü koruyamayız. Tabi bu gelişmeler sonucunda tarafsız politika izleyen Osmanlı Devleti Almanya'yla yakınlaşmaya başlıyor. Almanlara diyoruz ki dostum çok güzel oluyor yani, biz seni seviyoruz. Gel biz birlikte bu sağa aşağı girelim yani, tamam anlıyorsun gibi bir ittifak arayışına giriyorlar arkadaşlar. Osmanlı'yla yavaş yavaş Alman çikolatasını alıyoruz. Buradan Kaysi Maysi yolluyoruz. İşte böyle dostluk ilişkileri falan kuruluyor arkadaşlar. Şimdi Almanya Osmanlı Devleti'ni kendi yanında niye savaşa sokmak istiyor? Yeni cepheler açarak kendi savaş yükünü hafifletmek istiyor Almanya. Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünden, yani dini gücünden faydalanmak istiyor. Almanya'ya göre, Almanya diyor ki halife bir cihat çağrısında bulunursa İngiltere'nin sömürgelerinde bulunan, Osmanlı topraklarında bulunan sömürgelerinde ayaklanma çıkacak. O sömürgeler elden çıkacak, ben gidip oraya çökeceğim. Vallahi güzel kafa ama tabii başarıya ulaşmıyor. Osmanlı Devleti'nin nüfus gücünden faydalanmak istiyor. Yani Osmanlı Devleti'nin nüfusu fazla. Asker sayısından faydalanmak istiyor. Yine Osmanlı, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolların bazıları Osmanlı topraklarından geçtiği için Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan, yani coğrafi konumundan faydalanmak istiyor İngiltere, özür dilerim Almanya sevgili arkadaşlar. Evet babacığım, şimdi Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yanında savaşa girme nedenleri. Yani Osmanlı niye Almanya'yı istiyor? Hani bir aşk başlamaya başlıyor ama tabii Almanya'nın aşkının sebebini anladık. Osmanlı'nın aşkının sebebi ne? Osmanlı çok yalnız arkadaşlar. Yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Kapitülasyonlar ve dış borçlar, çok dış borç almışız. Bu savaşta galip gelerek dış borçlardan kurtulmak istiyor. Son dönemde kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan bir inanç söz konusu. Almanya ile yapılan gizli antlaşmalar var arkadaşlar. İttihat ve Terakki yönetiminin bir Alman hayranları Alman hayranlığı söz konusu. Almanlara hayranlar ve Almanların desteğiyle devletin kalkınabileceğini düşünüyorlar. Yani kafa şu: biz yalnız olmaya yalnızız. Almanya kesin bu savaşı kazanacak. Almanya kazanırsa kapitülasyon ve dış borçlardan kurtulacağız. Güzel hikaye. Ondan sonra zaten Almanlar güçlü ekonomik olarak, para falan da alırız, bu devleti kurtarırız düşüncesi söz konusu. Tabii arkadaşlar, bunlar hani hayalde kalıyor. Çok bunlar gerçekleşmiyor zaten. Almanya Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünden faydalanmak istiyor ama Osmanlı halifesi cihat çağrısında yapıyor. Allah için cihada, kime karşı? İngilizlere karşı, İtilaf Devletleri'ne karşı. Ama tabii Müslümanlar İngilizlerle birlikte hareket edip Osmanlı'yı sırtına alıyorlar. Bu da arkadaşlar
İslamcılık yani ümmetçilik fikir akımının da sona ermesine yol açıyor diyebiliriz. Osmanlı'nın bir sonraki videomuzda savaşa nasıl girdiğini ve devamında meydana gelen gelişmeleri işleyeceğiz. Bu videomuz bundan ibaret arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı esirgemeyiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Soru çözmeye devam, bol bol soru çözüyorsunuz. Anlamadığınız konuları bir daha videolardan tekrar edebilirsiniz. Öğretmenlerinize bol bol soru götürün arkadaşlar. Size taktikleri, teknikleri verirler. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.